13'ü gösteriyor. Hafta sonu haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Bültenimize başlamadan hemen önce Ankara'ya Tandoğan'a gideceğiz. Bugün CHP'nin düzenlediği, onun çağrılarıyla yapılan bir emekli mitingi var. Ve KRT muhabiri Bala Ateş Irmak da orada. Yanında da CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat var. Şu an miting başladı mı? Oradaki atmosfer nasıl? Kendisinden dinleyelim. Evet Bala, sendeyiz şimdi. İktidar 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti ama emekliler umduğunu bulamadı. Yeni yılda yapılan zam yeterli kalmadı. 5 ayda maaşlar eridi. Hem kök maaşlarda düzenleme hem de seyyanen zam bekliyorlar. Saat 14'te başlayacak emekliler mitingi. CHP'nin çağrısıyla emekliler Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda buluştu. Daha başlamadı miting ama alan dolmuş durumda. Hemen konuğumuza döneceğiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat bizlerle birlikte. Efendim, büyük bir miting gerçekleşiyor. Alan şimdiden doldu taştı. Ben az önce mikrofon uzattım. Dertlerini, taleplerini dinlemeye çalıştım ama siz neler söylersiniz? Bugünden sonra iktidar kanadında emeklilere yönelik bir düzenleme, bir değişiklik olmasını bekliyor musunuz? Şöyle, iktidarın böyle bir niyeti olmasa bile bu alanı biz zorlayacağız. Şunun için zorlayacağız. Hatırlarsanız daha önce EYT'liler için de iktidar bütçe yokluyordu. Toplumun geniş kesimlerine geldiğimizde bütçe bulamayan iktidar aslında çok daha dar kesimlerine geldiğinde bütçe bulur hale geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı artık kendisi de ifade ediyor. Gelir dağılımı adaletsizliğinin temel problemi olduğunu söylüyor. Türkiye'de zaten en zengin %20 gelirin yaklaşık %50'sini alıyor. AKP iktidara geldiğinde emekliler asgari ücretin 1,5 katı kadar ücret alıyordu. Bugün asgari ücretin neredeyse yarısı kadar ücret alıyor. Dolayısıyla en azından şu anda en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine getirilmesi bir gereklilik. Bu yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Bu sadece siyasi tercihlerle orantılı bir şeydir. AKP bugün emeklileri tercih etmiyor. Toplumun yoksul kesimlerini tercih etmiyor. Onun yerine kamu özel işbirliği projeleriyle desteklediği müteahhitleri tercih ediyor. Kur korumalı mevduatla desteklediği milyon dolarlar olan daha az toplumsal kesimleri tercih ediyor. Dolayısıyla biz bugün AKP yapar mı bilmeyiz ama biz kuvvetli bir şekilde emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz ve herkes görecek ki er ya da geç bunu başaracağız. Çok teşekkürler sizlere. Evet, hemen biraz daha emeklilere ne diyor, ne talep ediyorlar onları sormak istiyorum. Merhabalar, emekliler mitingi için geldiniz. Ne kadar emekli maaşı alıyorsunuz? Neler talep ediyorsunuz? 26 yıl hizmet yaptım. Alınan para 14.500. Bu pazara mı? Faturaya mı? Peynire mi? Zeytine mi? Kıymaya mı? 4 pazar var. 1,5'tan 6.000 lira yapar. Et yiyebiliyor musunuz? Alabiliyor musunuz et? Yani ya bu bazalarına alamıyoruz. Alma gücümüz yok bazalarına. Kaçıyoruz böyle. Siz neler söylersiniz? Tatile gidebiliyor musunuz gönlünüz? Tatili geçirmek önce önemli. 5.000 lira ev kirası, verilen maaş komik. Evde hasta bir adam ve dışarı çıkamıyor. Nasıl besleneceksin? Eti şöyle bir kenara koyun. Yani emeklilerin durumu bu. Peki ne kadarlık bir zam talep ediyorsun? Yetecek kadar. Bu dönemden önceki döneme hele bir gelsin. Sonra üstünü ilave etsin. Siz neler? Biz Türkbank emeklileriyiz. Bankamız kapandı. Bir mağduriyet yaşadık. SGK'lı olduk. İkinci mağduriyeti yaşadık. Peki şu gelen son durumda çok berbatız. En çok mağdur olan biz Türkbanklılarız. Bu yüzden buradayız. Hakkımızı almak için. Çünkü banka tekrar açıldı. Haklarımız için buradayız. En az abi 25 bin lira da oldu. Üstü bile olabilir. 2008'de bizim elimizden aldı. Ayağım kesildi, ayağım yok. Şu ayağım kesildi bu ne bak. İş kazası. Bana buraya bir para pompa bana almadı. Git geri kendi cebine aldı bana. 2008'de elimizden ekle haklı aldı, haklarımızı aldı. Bizim haklarımız almadı. Bir insan da insan diye yaşamak istiyoruz. Ben evde 3 kişiyim. Benim çalışanım yok. 10 milyar maaştan ben nasıl geçireceğim? Şu ayağımın haline bak. Bu ayağım kesik şekerden kestiler. Bana bir acılar ödemedi. Git kendi cebine al ya. Ben 30 milyar nasıl alayım bunu? Kirada mı oturuyorsun? Kira değil. Ev, hanımın ev.
Ben ne yapacağım? 3 kişiden de bir kızım var. 26 yaşında. Geçinemiyoruz. 2008 elimizden bütün şeyleri aldı. %70'den %30'a düştü. Biz daha önce emekli olduğumdan bir ev alıyorduk. Bir ev alıyorduk, bir araba alıyorduk. Şimdi bunu alamıyoruz artık. Bunu arabanın tekerini alamıyoruz. Artık yeter. Yeter artık, yeter. Evet, emekliler artık yeter diyor. Taleplerinin karşılık bulmasını bekliyorlar. Aslında bir müjde olarak duyurulmuştu. Neydi o? Öğrenci yurtlarında tatillerde bir ay emekliler ücretsiz kalabilecek. Türk Hava Yolları'nda indirim ve PTT indirimi. Bunlar müjde olarak sunuldu ama emekliler çok daha fazlasını bekliyor. Zamlarında düzenleme bekliyorlar. 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon açıklanacak ve böylelikle emeklilerin enflasyon farkı zammı belli olacak. %25'lik bir zam konuşuluyor o enflasyon farkı için ama %25'in üstüne seyyanen zam talep ediyorlar. Et yemek istiyorlar, tatile gitmek istiyorlar, kiralarını ödeyebilmek istiyorlar. Bugün Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte seslerini yükseltecekler. Az sonra saatler, bir saat sonra saatler 14'ü gösterdiğinde CHP lideri Özgür Özel ve emekliler kürsüde olacak diyelim. Söz yeniden size verelim. KRT muhabiri Bala Ateş Irmak Ankara Tandoğan'dan aktardı. Oradaki emeklilerin durumunu, taleplerini dile getirdi aslında. Yaklaşık bir saat sonra büyük bir miting gerçekleşeceğini biliyoruz. Daha şimdiden Tandoğan Meydanı'nda oldukça kalabalık olduğunu aktardı bize Bala Ateş Irmak. Şimdi yine Ankara'dan devam edelim. Bu hafta meclisin gündeminde neler var diyeceksiniz. Hemen bir bakalım mecliste bu hafta neler konuşulacak, neler görüşülecek. Meclis yeni haftada mesaisine Dışişleri Teşkilatı'nı Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleriyle başlayacak. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Salı günü toplanacak. Komisyonda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu komisyon üyelerine bilgilendirme yapacak. Yine aynı gün Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasını araştırma komisyonu toplanacak. Komisyonda akademisyenler sunum yapacak. Perşembe günü ise Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak. Komisyonda kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan veya emekli olan askerlerin basın ve yayın mecralarında açıklama yapmalarına izne bağlamayı hedefleyen TSK Personel Kanunu'nda değişiklik teklifinin de bu hafta Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor. Mecliste Salı ve Çarşamba günleri de partilerin grup toplantıları yapılacak. Altı Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden aylar geçti ve bu depremde hayatını kaybeden yakınları için adalet bekleyenler Ankara'da başkentte bir araya geldiler ve adalet istediklerini, bu taleplerini dile getirdiler. Ancak polis tarafından sert bir müdahale ile karşılaştılar. İşte o anları getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. 6 tane yavrumuzu kaybettik. O zaman niye gelmediniz bizi kurtarmaya? Şimdi neden bize saldırıyorsunuz? Bu mudur Türkiye Devleti'nin adaleti, bu mudur? 6 Şubat depreminde annesini, kız kardeşini, ağabeyini ve yeğenini kaybetti Dönekaya. Antakya Fuat Koku sitesi sevdiklerinin mezarı oldu. Malatya Kırçuval Otel'de milli voleybolcu olduğunu kaybeden Zeliha Ağırbaş böyle haykırdı adalet arayışını. Biz o çocukları nasıl büyüttük? O enkazlardan nasıl çıkarttık biz o yavrularımızı? Niye bunları duymadınız? Biz hala hukuk mücadelesi veriyoruz. Birileri bizi duysun, yavrularımızın hakkını savunabilelim diye. Biz bu Türkiye'nin vatandaşı değil miyiz ya? Bize yapılan haksızlık değil mi bu? Allah aşkına yapmayın ya. Depremde yakınlarını kaybedenler Ankara Konur Sokak'taki İnsan Hakları Anıtı önünde eylem yapmak istedi. Bu kan kardeş, bu insanların hakkı. Fotoğrafını yırttınız. Haklıdan. Harekette. Sadece kanunu uyguluyoruz. Benim ablam da polis memuru, eniştem askerdi. Hiçbiri orada yoktu. 6. gün cesedi ben aldım kendi elimle. Neredeydiniz? Orada milyonlarca polis şehit oldu. Benim apartmanım hepsi memur polisti. Hani neredeler? Devlet oraya atadı, gitti görevini yaptı. Yaparken de öldü. Sizin kadar olmasa da. 9 aylık bebek ya, 9 aylık bebek altında beziyle 6. gün çıkardık biz onu. Ancak polisin sert müdahalesiyle karşılaştılar. Hayırdır? Ayıp demek.
Polis memurunun yavrumu kıyamadım, yüzüne bakmaya kıyamadım, yavrumun resmini getirdiği hal. Tamam, olabilir. Bir polis memuru yapıyorum. Tamam, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir polis memuru yapıyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu il ve ilçe teşkilatıyla bir kahvaltıda bir araya geldi ve Türkiye'deki sığınmacı tehdidine dikkat çekti. Bu gizli bir istiladır ifadelerini kullandı sığınmacı tehdidine yönelik diyelim. Nereye giderseniz gidin yabancıların oluşturduğu gettolar ortaya çıkarılmış. Bu Türkiye açısından büyük bir tehlikedir. Bu gizli bir istiladır. Bu bir demografik tehdittir. Bu tehdidi Türkiye'nin başına bela edenler yanlış politikalar yüzünden bunu yapmış değillerdir. Bu tehlike Türkiye'nin kapısına bu hükümetin bilinçli tercihleriyle teammüden taşınmıştır. Ve 2053 yılında Türkiye çok büyük bir beka tehdidiyle de karşı karşıya bırakılacaktır. Bütün sorunların karşısında çözüm önerilerimizle birlikte milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Cumartesi anneleri dün 1000. haftada yine Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldiler ama bu defa bir polisin müdahalesi yoktu. Sert bir müdahale söz konusu değildi. Gözaltılar da yoktu. Sadece taleplerini dile getirdiler. Kayıp yakınlarının yerini öğrenmek istediklerini, akıbetini öğrenmek istediklerini söylediler ve sonra da açıklama yaparak sessizce dağıldılar. Cumartesi anneleri eylemi gözaltına alınıp bir daha geri gelmeyen yakınlarını arayan insanların 1995'ten beri sürdürdükleri biatsız bir mücadele. Cumartesi anneleri 1000. kez Galatasaray Meydanı'ndaydı. 1000 haftadır haykırıyoruz, vazgeçmiyoruz, vazgeçmiyoruz, asla vazgeçmeyeceğiz. Karanfillerimizi Galatasaray'a değil, sevdiklerimizin gerçek mezarlarına bırakmak istiyoruz. 2018 yılında polis barikatıyla kapatılan İstanbul Beyoğlu'ndaki Galatasaray Meydanı bu kez açıldı. Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbeti için toplanan cumartesi anneleri 1000. kez aynı soruyu kucaklarında sevdiklerinin fotoğraflarıyla "Sevdiklerimiz nerede? Adalet nerede?" dedi. Burada olduğumuza inanamıyoruz. Hani 6 yıldır bu meydana çıkamıyoruz. Bu alanın bariyerlerle kaplanması saçmaydı. Bugün 1. hafta vesilesiyle açıldı. 1. haftada bu alana girebilmemiz aslında bizi kendi mezarlarımıza gitmiş gibi hissettirdi bize. Aynı zamanda evimize dönmüş gibi hissettik. Kimi abisini, kimi eşini, kimi ise kayıp yakınları için işte Galatasaray Lisesi'nin önünde bu meydanda kayıp yakınları için toplandılar, sessiz eylemlerini yaptılar. İşte görmüş olduğunuz kayıp yakınlarının fotoğraflarının üzerine de karanfiller bırakıldı. Üç kuşak birlikteydi 1000. cumartesi anneleri eyleminde. Gözaltında kaybedilenlerin fotoğraflarının üzerine karanfil bırakıldı. Buluşmaya siyasi partilerden temsilciler de katıldı. Cumartesi anneleri kayıp yakınlarının bir mezarı bile olmadığı için işte burada görmüş olduğunuz anıtı mezar yerine koydu ve kayıp yakınları için buraya karanfiller bıraktı. Bugün burada üç kuşak bir aradayız. Adalet, adalet, herkes için adalet, cumartesi anaları için adalet, katilleri yargı önüne çıkartana kadar adalet.
devletin arşivlerini açılsın. Biz bu karanfillerimizi mezar taşımıza bırakmak istiyoruz. Cumartesi annelerine adalet gelmeden Türkiye'de gerçek bir demokrasi olmaz. Şimdi yeniden bir Ankara'ya dönelim. Ankara'da öğretmenler de bir miting yapıyorlar şu anda. Daha doğrusu meclise yürüyorlar. Yine taleplerini, dileklerini dile getirmek için aslında. Şu anda da görüyoruz, eğitim için nöbetteyiz pankartları var. Bir yandan taban maaşı geri alacağız diyor. Emek, gelecek ve memleket için emekten yana bir öğretmenlik. Evet, bir yasa istiyoruz diyorlar. Öğretmen sendikasıyla daha güçlüyüz diyorlar. Elinde pankartlar var, döviz var ve şu anda Ankara'da meclise doğru bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Geçtiğimiz haftalarda da yine CHP öncülüğünde bir miting gerçekleşmişti. Eğitimciler özellikle şiddete yönelik ve şiddet dışında da haklarını alabilmek için, haklarını talep edebilmek için bir araya gelmişlerdi. İşte atamalarda mülakatların kaldırılması, sonrasında eğitimde şiddetin bitmesi, bu konuya yönelik yeni bir düzenleme istiyorlardı. Şimdi öğretmenler yeniden Ankara'da meclise doğru bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar diyelim ve yine ilerleyen dakikalarda bir gelişme olduğunda aktaracağız diyelim Ankara'dan. Şimdi haberlerimizle devam edelim. Bahar Can'dan sosyal medya fenomeni kara para aklama ve örgüt kurma suçlamasıyla cezaevinde tutuklu şu anda. Ancak hastaneye kaldırıldı kendine zarar verdiği gerekçesiyle. Şimdi bir yandan da baktığımızda kardeşi Nihal Can'dan da aynı şekilde sosyal medya fenomeni ve o da geçtiğimiz günlerde sağlık problemlerini gerekçe göstererek göstermiş, avukatları tahliye talep etmişti ve Nihal Can'dan tahliye edilmişti. Şu anda da polis aracına bindiriliyor. Böyle gözaltına alındılar. Suçlama, kara para aklama. Nihal Can'dan çıktı hapisten, gerekçe sağlık sorunları. Bahar Can'dansa hapisteydi ama kendini yaraladı. Hastaneye kaldırıldı. Kara para aklama, suç örgütüne üye olma, sosyal medya fenomeni Candan kardeşler. İşte o şaşalı hayatlarının sonu cezaevi oldu. İkilinin de içinde yer aldığı örgüt sazan sarmalı yöntemiyle tam 41.5 milyon liralık vurgun yaptı. İki kardeş Silivri'deki cezaevinde tutukluydu. Nihal Candan 37 kiloya düşünce tahliye oldu. Bahar Candan'ın tutukluluğu devam ediyordu ama hapishanede kendini yaraladı. Silivri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şimdi tedavi altında. Kardeşlerin de içinde olduğu örgüt hakkında tam 122 sayfalık iddianame hazırlandı. Haklarındaki ifadeler örgütle bağlarını ortaya koydu. Birine 44, diğerine 24 yıl hapis istendi. Kara para aklamanın kardeşler üzerinden yapıldığını tanıklar anlattı. Ama şimdi biri tutuksuz yargılanıyor, diğeri hastanede. Bahar Candan katıldığı bir televizyon programı sonrası hayatımıza girmişti. O yarışmada da sık sık gündem oldu. Benim bütün arkadaşlarımın babalarının fabrikaları var. Benim babamın fabrikası yok. Hangi arkadaşının babasının? Ben de şimdi konseptimle fabrikaya gidiyorum. Hangi arkadaşının babasının fabrikası var? Bütün arkadaş. Yarışma bittikten sonra da yaptıklarıyla, hareketleriyle gündemden düşmedi. Karar hakkında ne söyleyeceksiniz? Suç örgütüne üye olmakla suçlanıyorsunuz Zeynep Hanım. Bir şey söyleyecek misiniz? Kamuda tasarruf paketi 17 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi ve bu genelgeyle, paketle birlikte de araç kiralama ve araç alımı durduruldu. Peki bu kalemler için 2018'den bu yana ne kadar harcama yapıldı derseniz tam 10.7 milyar lira. Ambulans, savunma, güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Ekonomi yönetimi kamuda tasarruf paketini açıkladı. Pakette kamuda personel servisinin kaldırılması, kamuya alınacak personelin sınırlandırılması kararlaştırıldı. Yeni tasarruf genelgesi tartışmaları beraberinde getirdi. Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisi hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.
Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre 2018'den bu yana, yani son 6 yılda mal ve hizmet alım giderleri kapsamında bütçeden taşıt ve bina kiralamaları için 10.7 milyar lira harcandı. 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız. Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Taşıt ve hizmet binası kiralama giderleri 2021 yılında yayımlanan tasarruf genelgesinin ardından hızla yükselmişti. 2021'de 371.5 milyon lira olan taşıt kiralama bedelleri genelgeden bir yıl sonra 1.4 milyar liraya çıktı. Hizmet binası kiralama bedelleri de 2022'de 916.1 milyon lirayken 2023'te 1.1 milyar lira oldu. Tasarruf genelgesi ve mali mevzuata aykırılık tespit edilirse Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili idareler İdari yaptırım ve para cezası uygulayabilecektir. Huzur hakkı bir şirketin üst yöneticilerinin aldığı sorumluluk ve riskler nedeniyle kendisine ödenen para ve Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu üyeleri de bu haktan yararlanıyorlar. Ancak şöyle bir durum var ki huzur hakkı ücretlerine tam %64 zam yapıldı ve 2022'de 25 bin TL olan huzur hakkı şu anda tam 102 bin TL. 25 bin lira olan huzur hakkı 2 yılda 4 kere zamlandı. Türk Hava Kurumu yöneticilerinin huzur hakkı 102 bin liraya ulaştı. Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri 29 Mart 2022'den bugüne dek 4 kere zam gördü. 2022 yılının ilk 6 ayında 25 bin lira, daha sonra da 36 bin lira huzur hakkı alan Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti geçen yılın ikinci yarısında 62 bin lira oldu. Şimdi de 102 bin liraya çıktı. Yaklaşık 6 asgari ücrete denk tutardı huzur hakkı alan yöneticilerin Temmuz ayında yeniden zam alacağı belirtildi. Bir Gün gazetesinin haberine göre zammın ardından huzur haklarının 132 bin liraya yükselmesi söz konusu olabilir. İstanbul Küçükçekmece'ye gidelim şimdi. Küçükçekmece'de bir iş yerine ses bombası atıldı ve iki kişi yaralandı. Dükkan sahibi ise bu ilk değil diyerek saldırganların bulunmasını istedi ve isyan etti. Eşim içerideydi. Lütfen bulun artık. Sesimizi duysunlar. Arabamız, dükkanımız, canımızdan oluyoruz. Büyük bir gürültüyle patladı. Ortalık bir anda dumanla kaplandı. İtfaiyenin biri gitti, biri geldi. İş yerine atılan ses bombası iki kişiyi yaraladı. Ses bombası attılar motorla geçerken. Yani orada bir arkadaşlar yaralandı sadece. İş yerinin sahibine bir şey olmadı. Ama bir çocuk vardı kapıda, küçük. Diğeri de dışarıdaydı. O yaralandı bacağından ve kafasından. Ne olduğunu bile anlayamadılar. Önce büyük bir gürültü, ardından duman. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'deki bir iş yerinden. İddiaya göre iki kişi iş yerinin önüne motosikletle gitti. Yanlarında ses bombası vardı. Dükkana atıp kaçtılar. Ses bombası attılar motorla geçerken. İki kişi patlamanın etkisiyle yaralandı. O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Üstelik bu ilk değil. Burada bir kişi ölebilirdi. Yani ölünce mi biz bir illaki peşini düşünecek? Daha önce de oldu, arabamı kurşunladılar. Bu tekel bayi kurşunladılar. Biz Texas oldu burası. Patlamadan hemen önce dükkana küçük bir çocuk girdi. Neyse ki can kaybı olmadı. Dükkanın sahiplerinin tek isteği faillerin bir an önce bulunması. Eşim içerideydi. Lütfen bulun artık. Sesimizi duysunlar. Arabamız, dükkanımız, canımızdan oluyoruz. Hafta sonu haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.